Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'nin aydınlık yüzü Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Sertaç Eş'le birlikteyiz. Ona soracağız, onunla konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Fatih. Sağ olasın, teşekkür ederim. Aslında biz biraz önce Uluç Gürkan'la konuştuk. Uluç abiye şeyi sorduk. Yani eski meclis başkan vekili, grup başkan vekili bu FETÖ raporunun kaybolmasının öyküsünü. Çok enteresan bir öykü. Niye enteresan? Çünkü ben komisyonu başından sonuna izledim. Yani çok çala kalem bir komisyondu. Reşat Petek mesela FETÖ'nün eski avukatı. Evet. Yani yazdık, çizdik, hatırlarsın evet. Sen de. Ve övgüler yağdırmış. Orada bir tek Selçuk Özdağ vardı biraz. Komisyon başkan vekiliydi. FETÖ'ye biraz mesafeli. Dik duran, biraz eleştiren ve ona da sürekli tepki vardı. En sonunda attılar zaten partiden. Yani Davutoğlu'na falan dahil oldu diye falan filan ama orada Selçuk Özdağ'la AKP arasındaki ilk kırılma orada yaşandı. Yani ısrarla ve inatla, hatta zaman zaman muhalif üyelere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen HDP katılmadı sanırım. Onun bir süre onlar protesto ettiler. Ama Aykut Erdoğdu olsun, Sezgin Tanrıkul olsun, Zeynel Emre olsun, yani gerçekten çok büyük bir direniş sergilediler. Çok Özgür Özel zaman zaman. Tabii zaman zaman katıldı. Özgür Özel zaten bu komisyondaki bu zor mücadelelerin adamıdır. Gelir, komisyon üyelerini korumaya alır, kendisi de bir şey söyler gider. Ama komisyonun asil üyesi olmamasına rağmen çok mücadele ettiler. Yani üzücü bir şey. Bir ülkede parlamento milletin egemenliğini temsil eden bir kurum. 600 milletvekili var. Türkiye'nin her yerinden seçilip gelmiş. Kendi memleketinin, yani memleket derken doğduğu yerin, beraber yaşadığı insanların sorununu yansıtmaya gelmiş. Onur şahsiyet sahibi insanlar mutlaka öyledirler ki oradaki insanları temsil etme sorumluluğunu üzerine almışlar. Seçilmiş. Böyle bir meclisin böyle bir hale düşmesi gerçekten Sertaç benim içimi acıtıyor. Yani ben 30 yılı geçti parlamentodayım. Yani bir muhabir olarak. Muhabirliği seviyorum. En güzel meslek bence gazetecilikte muhabirlikti. Kesinlikle. Alanda olacaksın. Ya mikrofon ya kalem. Ama koşturacaksın, takip edeceksin, yakalayacaksın, yazacaksın, onun keyfini süreceksin. Bazen hayal kırıklığı yaşayacaksın. Seni atlatacaklar. Ona üzüleceksin. Bir daha ıslanacaksın. Güzel şeyler yaşadık ama parlamento artık eski parlamento değil. Ben bir katkı sunmak isterim burada sevgili Fatih sana. Ben de uzun süre savunma güvenlik muhabirliği yaptım. Yani bu darbe olduğunda ben savunma muhabiriydim. Darbeyi bizzat yapan işte insanların çalıştığı kurumun muhabiriydim. Genel kurmay muhabiriydim. Şimdi orada dolayısıyla çok sayıda asker tanıdığım var benim. Son dönemde şöyle şeyler geliyor bize sevgili Fatih. Ya gerçek FETÖ'cüler gerçek cezayı almıyor. Bunların örnekleri var. Örneğin Denizli'de yapılan bir yargılamadan geldi bir örnek geldi. Subayı ben tanıyorum. Meşhur 84'lüdür Kuleli'ye giriş ki o devre TSK'ya kitlesel sızmanın olduğu yıldır. Çok arkadaşım var çünkü akranız. Aynı yaştayız onlarla. Onların içinden tanıdıklarım var. FETÖ'cü olmadığını bildiğim, FETÖ'ye karşı her ortamda açık, kapalı değil, açıkça tepki koymuş insanlar var. Bunlar subay, TSK'da çalışıyor. Bir an için kızgınlıkla telefonda yaptığı bir konuşma kaydı nedeniyle aslında FETÖ'ye kızıyor, FETÖ'ye kızdığını imalı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Sırf bir cümleyle bir karar verildi ve çok ilginçtir, kararda aynen şöyle yazıyor. FETÖ üyesi olduğuna ilişkin bir belge bulunamamıştır. Ancak FETÖ'cüler çok kriptodur, çok gizlidir. Bunun da bu şekilde olduğu yönünde, kripto bir personel FETÖ'cü olduğu yönünde bir kanaat oluşmuştur ve ondan ağırlaştırılmış müebbet hapis veriliyor. Hiçbir kanıt yok. İki kere MIT raporu geçmiş üzerinden, MIT araştırmış. Hiçbir kanıt yok. Sadece telefonda kızgınlıkla, kızarak, o anın heyecanıyla söylenmiş bir üç sözcüklük bir cümleden şu an ağırlaştırılmış müebbete hapsedilmiş yatıyor. Yargıtay'da davası. Baylok var mı? Hiçbir şey yok. Yani diyorum ya. Bayloksuz da yapıyorlar mı bu işi yani? Baylok çok artık şey olmuştu yani. Baylok'un var mı?
İlk soru bu olmuştu yani. Bankasaya para yatırdın mı? Tabii tabii. Bunun gibi yani, veriler su faturası yatırsan bile bankasaya gidiyordun bu sıralar. Yani şimdi onların biraz daha ayrıştırılması lazım. Aslında bu konuyu konuştuk. Bu konuyla ilgili değil de bugün Cumhuriyet bunun meclise gazetesi... yansıması bu şeyin. Eğer FETÖ'cüler, gerçek FETÖ'cülerin biraz safsaklanması düşüncesi varsa meclise yansıması işte o raporun kaybolması, siyaset iradedeki bence gevşemeyi, zayıflamayı gösteriyor. Emin ol, yani 86'dan beri ben parlamentoyu bilirim. İlk kez bir araştırma komisyonunun raporunun kaybolduğunu öğrendim. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir lakaytlık, böyle bir şeylik. Böyle bir şey söyleyemezsin sen ya. Böyle bir şey konuşamazsın sen. Darbe tutanak var. Darbe komisyonunda, komisyonlarda mesela tutanak memurları var. O tutanak memurları oturur, ifadeleri yazar. İkincisi, resmi yoldan, kurumlardan gelen yazıların tutulduğu bir kayıt var. 6 kişilik bir kayıt var. Komisyonun uzman üyeleri var. O kayıtlar alınır, gelen belgeler tasdif edilir ve raporlanır. Ardından ikisi birleştirilip 600 sayfalık rapor yazdım. O raporun üzerine ben sicil diye bir kitap yazdım. Kardeşim, senin raporunla ben 300 sayfalık sicil diye bir kitap yazdım. Fethullah Gülen'in bütün bu şeytani oyunların hepsini orada yer verdim. Şimdi üzerine i̇yi kitap yazdırmış. İyi ki yazdın. Demek ki başına neler geleceği belli olmamış. Sana da içine doğmuş herhalde, değil mi? Sicil diye kitabı mutlaka bulun, alın. Fatih Ertürk'ün yazdığı sicil kitabı. O kaybolan darbe komisyonu raporunda ne var hepsini göreceksiniz. Benim kitabım diye söylemiyorum. Zaten yayın hakkı da bir dostumuza ait. O konuda da herhangi bir iddiam yok. Bir maddi bir çıkarım da yok. Ama mutlaka sicil kitabını alın. Okuyun. Şimdi bunu konuştuk, anlattık. Bu çünkü bu Uluç abi, eski Uluç Gürkan, biz abi diyoruz tabii mesleki bir tabii. Şey gereği, gelenek gereği. Eski meclis başkan vekili, grup başkan vekili, meclisin iç düzlüğüne hakim, işleyişine hakim, bütün meclisin iç çalışma esaslarını birebir bilen bir insan. Yani anayasal suç işleniyor. Sadece meclis iç düzlüğüne aykırı bir şey değil bu. AKP'nin FETÖ'yle mücadelede aslında ne kadar samimi olduğunu bu komisyon raporunun kaybedilmesi gösterdi bence. Serdar. Kesinlikle. Yani çok net bir göstergedir bu. Ki kaldı ki şeylerden, FETÖ borsasından bağımsız söylüyoruz bunu. FETÖ borsasının nelere yol açtığını, İzmir'de işte bir kişi öldü, Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu kitap, Sertaç demin bahsettiğim sicil diye. Son, bakın bunda kaybolan komisyon raporunun bütün ayrıntıları var. Buldunuz bu kitap. Bulamadınız, komisyon raporu kayıp. Bu kitap Allah'tan var. Bu kitap umarım piyasada bulursunuz. Çünkü biraz da toplatmaya çalıştılar. Yani resmi yoldan değil de gayri resmi yollardan yayınını engellemek istediler. Olmadı. Kitap evlerinden sorun. Gerçekten yani merak ediyorsanız, ya etmiyorsanız, bu ülke batsın diyorsanız zaten hiç önemli değil. Sicil okumanıza gerek yok. Şimdi Sertaç, Cumhuriyet Gazetesi son zamanlarda gerçekten tutarlı, olumlu, akılcı bir çizgide gidiyor. Yani eskiden kötüydü demiyorum ama son dönemlerde daha iyi. Yani daha net, daha açık. Yani sabah kalktığım zaman Cumhuriyet Gazetesi'ne bir gazeteci olarak göz atmadığım zaman rahatsız oluyorum. Bir şey atladım mı diye. Ardından Bir Gün var, Sözcü var. Mesela Sözcü daha çok hislerime tercüman oluyor. Yani öfkeme, şeye, ama Cumhuriyet aklıma geliyor. Yani bilgi veriyor bana, bilgi alıyorum. Bir Gün gazetesi de çok iddialı bir gazete. Gerçekten arkadaşları da buradan tebrik ediyorum. Çok namuslu bir gazetecilik yapıyorlar. Sözcü gazetesinin hepsi birer kahraman zaten. Evet, onları söylemeye gerek yok. Hepsi bedel ödüyor. Ordunlarından, Yılmaz Özder'inden, Necati Doğrusu'ndan, Emin Çolaşan'ından hepsi bir bedel ödüyor. O konuda söylememiz lazım. Şöyle bir başlık var arkadaşlar, bu başlığa dönelim. İsrafta yarıştılar diye. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin bence yaptığı en güzel iş bu. Niye en güzel iş bu? Bütün gazetelerde hemen hemen var. Yani Sayıştay raporuna bağlı bir haber. Ama Cumhuriyet Gazetesi haberi öyle bir vermiş ki, nereye gitti, nereden geldi, neresi suç, Sayıştay raporunun şu maddesinde ne gizli, ne var, ne yok, hepsini koymuş. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bir de hemen yukarıda bir haber daha var, bu da önemli. Akdeniz'de Amerikan ambargosu diye
Bu da çok önemli bir haber. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin omurgası bence Mustafa Balbay'ın bir yazısı. Cumhuriyet Gazetesi'nin gerçekten önemli bir ismi, var olmasını ve devamlılığını sağlayan bir isim. Onun da çok önemli bir yazısı var, Akdeniz'de Amerikan ambargosu diye. Bu da çok özel bir yazı ki gazeteniz de bunu sürmanşete çekmiş, evet, gördüğüm kadarıyla. Ama öncelikle şu israfta yarıştılar şeyini bize bir anlat, bunun hikayesini. Nedir bu Sertaç? Yani Sayıştay'a göre saray günde 4,5 milyon lira yuttu. Diyanet fazladan 3,2 milyar lira harcadı. Şimdi aslında ikisi ayrı bir olay gibi görünüyor ama Diyanet'in bütçesi 10 milyar küsur. 300. O civar, evet. Ben mecliste bütçeler şey yaparken 8 bakanlığın bütçesinden fazla olduğu ilgili bir yazı yazdım. Fazla. 10 milyar bir bütçe Diyanet'te. Bunun üzerine fazladan 3,2 milyarı siz nereye harcarsınız? 88 bin cami var. 88 bin camide 2 ile çarp, bir imam bir müezzindi. Yani ne var başka? Öyle bir paranın, Diyanet'in nereye harcandığı, nasıl harcandığı konusu ayrı. Ama önce şu israfı bize anlat. Sayıştay'a göre saray günde 4,5 milyon lira yuttu diyor. Allah aşkına bir ülkede o ülkeyi yöneten insanın oturduğu yerin günlük masrafı nasıl 4,5 trilyon olur eski parayla? Şimdi sevgili Fatih, ilk önce şöyle başlayalım istersen. İsrafta yarış diye verdik. İsrafta yarıştılar diye verdik, evet, biz bunu. Şimdi Sayıştay Osmanlı'dan kalma bir kurum Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yerindelik denetimi yapar. Yani bir ihaleyi ihale şartnamesine göre yaptınız mı, yapmadınız mı? Yaptıysanız onu nasıl yaptınız onu sorgulamaz. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Yani mevcut kurallara, mevzuata göre bu harcamayı yaptınız mı, yapmadınız mı? Bir kere Sayıştay raporu devletin mali harcamalarının ve harcama yöntemlerinin kendi mevzuatına, kuralına, kanuna göre yapılmadığının bir kanıtı. Bunu geçelim. Böyle bir şey yapılmıyor. Uyulmuyor kurallara. Nettir o. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ayrılan ödenek 845 milyon lira saraya yani. Ama 1 milyar 648 milyon 678 bin lira kullanılan. İnanılmaz bir fark var arada. Diyanet ilk 6 ayda ödeneği tüketiyor. 10 milyarı. Evet. Yani eski parayla 10 katrilyon mu oluyor? Evet. 10 katrilyon lirayı 6 ayda yiyor. Yılın yarısında bitiriyor. Şimdi bu nereye harcadınız diye sorarlar size. Sayıştay'da bunu yerinde harcadın mı diye denetim yaparken bu ortaya çıkıyor. Çok kritik rakamlar ortaya çıkıyor. Evet. Dinliyoruz. Vakıflar konusu vardı ya, hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesinden sonra gündeme geldi. Evet. 860 milyon lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi vakıflara para aktarmış eski yönetimde. Evet. Aynı şey devlette var Fatih, sevgili Fatih. Aynı şeyi devletin yaptığını biz tespit ettik raporlardan ve onu aktardık. Başka bir şey var. 2018'den içinde bulunduğumuz 2019 yılına borç olarak aktarılan miktar ne kadar biliyor musun? 97.2 milyar TL. Bütçede? Evet. 2018'den 2019 bütçesine aktarılan borç miktarı. Stok borç bu. Evet. 97.2 milyar TL. Bir seçim geçirdiğimiz bir yıl olduğunu da hatırlatırsak okurlarımız ve dinleyicilerimiz için daha anlamlı olur. Şimdi 9 nokta kaç? 97.2 milyar TL. 97.2 milyar TL. O zaman bütçenin %10'u kadar. Çünkü 960 milyarlık bir bütçesi var Türkiye'nin. Bu verdiğin rakam inanılmaz bir rakam. Yani %10'u kadar bir paranın yani borç olarak. Peki bu bütçe zaten yetmiyor. Bütçe için 60 milyar lira ek ödenek yani yedek akçe ayırmıştı. Bunun üzerine 90 milyar, 150 milyarı geçer. Nasıl olacak bu sefer? Yani siz bütçe hazırlıyorsunuz. 2018'in son yıllarında, yılın son yıllarında bilirsin sen de. Bir bütçe hazırlanır kanunen. Siz bütçeyi hazırlarken aklınızda olmadan arkadan borç geliyor. %10'u kadar bir borç gelmiş. Şimdi 2020 bütçesi hazırlanacak meclis açıldıktan sonra. Çok büyük olasılıkla aynı miktarda bir borç stoku 2020 yılı bütçesine aktarılacak. Kayıp yıllar. Kayıp yıllar. Bu parayı yani ne yatırım yapabilirsin, ne bakanlıklara para aktarabilirsin, ne eğitime para ayırabilirsin, ne Türkiye'nin sanayisinin güçlenmesine parayı, ne tarıma para ayırabilirsin.
Ya peki ne yapacağız Sertaç? Bu nasıl bir şey bu? İsrafta yarışlar diye bir manşet atmışsın da. Şunu öğrenmek istiyorum. Nasıl siz bu haberi öğrendiniz? Yani Danıştay'ın bir raporu yayınlandı da bu yeni bir rapor değil. 2018'in gerçi hep geçen yıl. Bir yıl sonra bir yıl genelde sonra oluyor. Peki nasıl farkına vardınız bunu ve nasıl üzerine gittiniz bunu? Şimdi sevgili Fatih, Cumhuriyet Gazetesi'nde gazetecilik bir ekoldür. Biz üstten gelenden gazeteciliği öğrenmeye çalışırız. Senin de dediğin gibi muhabirlik çok değerlidir. Bizim Cumhuriyet ekolünden gelen muhabirlerimiz var ve onlar satır aralarını çok iyi okurlar. Örneğin ekonomi muhabirimiz Mustafa Çakır. Örneğin eğitim muhabirimiz Ozan Çepni. Haber müdürlerimiz çok deneyimlidir. Selda Güneysu, İklim Öngel. Keza diğer muhabirlerimiz, parti muhabirlerimiz aynı zamanda çok önemlidir, çok deneyimlidir. Biz satır aralarını okuyunca ve bunun ne anlama geldiğini de uzmanlarına sorup değerlendirince bu gerçek ortaya çıkıyor. İsrafta yarıştılar. Biz bir anlamda orada kavramsal olarak dile getirenleri halkın daha kolay anlayacağı veya okurlarımızın daha kolay anlayacağı bir şekilde halkımıza aktarmaya çalışıyoruz. Peki yani Diyanet'e gelelim ya. Enteresan rakamlar bunlar ya. Ödenek üstü giderler 63.2 milyar liraya çıktı diyor toplamda. Evet. Diyanet başlangıç ödeneğine göre 3 milyar TL fazla harcadı ve yılın ilk 6 ayında maaş ödemelerinin ardından bütçesini tüketti. Bitti. Ya tekrar soruyorum, yani 88 bin cami dışında Diyanet'in para harcadığı ya da para aktardığı neresi var ki bir yıl öngörülen bütçe 6 ayda bitsin? Yani nereye harcandı peki para? Diyanet ne için para harcıyor? Acaba Türkiye'de bugüne kadar ismini kulak kabartması duyduğumuz tarikatlara mı, cemaatlere mi, bizim bilmediğimiz... Yani ki İdaret İşleri Başkanı'nın da eğilimi belli. Yani siyasal İslam taraftarı bazı güç odaklarına mı? Diyanet ne yaptı bu parayı? Yani bunu yazarken Sayıştay bunun nereye harcandığı konusunda bir soru soruyor değil mi? Savcılığa da suç duyurusunda bulunması gerekmez mi böyle durumlarda? Yani diyelim ki sen Diyanet'e para aktardın 10 milyar lira. Ya 8 bakanlığın bütçesinden fazla diyorum ya. Türkiye'nin Allah aşkına 50 metrede, 100 metrede bir cami var. Ama birçok yerde hala okul yok, taşımalı eğitim yapılıyor. Sınıf yok, öğretmen yok. Yani yiyecek lokma ekmek yok. Evet. Neyse, 3 milyar daha yılın ilk 6 ayında maaş ödemenin ardından bütçesini tüketti diyor. Diyanet'in kitap alım ve basım işlerini yaptığı döner sahibi işletmesinin gelir hesaplarında 2.1 milyon TL'lik faiz geliri dikkat çekti diyor. Şimdi bir dakika. Sevgili Fatih, can alıcı noktaya geldin. Burada dur. Evet. Yani Diyanet, İslam'ı bize öğreten, İslami kuralları bize anlatan, İslam'a göre nasıl davranmasını gerektiğini söyleyen. Faiz haramdır diye. Faiz ya, faiz. Dalga mı geçiyor bunlar bizden? Sayıştay raporları böyle diyor. Bunun ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını, Diyanet İşleri Kurumu bir açıklamalı. Bir açıklama yapmalı. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Avrupa'da, diğer ülkelerde birçok yerde temsilciliği var, kurumları var, din ateşeleri var. Şimdi ama bu bütçe niye yetmiyor? Niye yetmediğini, ne kadar kullanıldığını, nelere harcandığını, her şeyi açıklamalı, saydam olmalı. Hani nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bazı belediyelerde herkes onlara üşüşmüş, ne yaptığını santim santim kılcal damarlarına kadar sorguluyor ya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da insanların, nüfusumuzun büyük bölümü Müslüman, Müslümanların kutsal duygularına hitap eden bir kurumun da en azından kendisini Sayıştay raporlarına göre kamuoyuna bir şekilde açıklaması ve anlatması gerekiyor. Yoksa bu 2.1 milyon TL'lik faiz geliri çok ciddi bir tespit. Çok ciddi bir tespit. Yani televizyonlara çıkar bir... Din alimleri çıkar ve konuşurlar. Bütün televizyonlarda izleriz biz bunları değil mi? Hepsinin söylediği faiz haramdır. Evet, bu dinin bir kuralı olabilir. Buna kimse itiraz edemez. Ama madem Diyanet adını taşıyan bir kurum 2.1 milyon TL'lik bir faiz geliri sağlıyor, o zaman bunu çok ciddi bir şekilde hem o din alimlerinin hem de kurumun kamuoyuna açıklaması gerekiyor sevgili Fatih. Önemli. Bir de aslında yani sarayı konuştuk biraz önce.
sizin haberdeki ayrıntıları okuyunca insan ya ürperiyor. Yani Sayıştay'ın 2018'de denetim raporu, bunu öncelikle vurgulayayım da. Denetim raporlarına göre başlangıç ödeneği 845 milyon lira olan saray 1 milyar 648 milyon 678 bin lira kullanmış. Yaklaşık iki katı. Evet. Personele 181 milyon, temsil ve tanıtmaya 48 milyon, mutfağa bu efülü mafülü var ya, ejder meyvesi. Ejder meyvesi. 5.3 milyon. Evet. Giyeceğe 10 milyon, temizliğe de 3.8 milyon lira harcamış. Ya Allah aşkına bir ilçenin yani bu yıllık masrafına neredeyse eş ya. Yani bu nasıl bir yer, bu nasıl bir para? Peki bunun hesabını nasıl soracağız ya da bu rakamlara nasıl baktınız? Şimdi sevgili Fatih bakın, mutfağa 5.3 milyon. Mutfağa, yani saraydaki mutfağa 5.3 milyon liralık harcama yapılmış. Giyeceğe 10 milyon harcama yapılmış. Şimdi burada da benim aklıma getirmeye çalışıyorum ama somutlayamıyorum. Giyecek derken neyi kastediyorsunuz? Sarayda kim ne giydi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Ama herhalde bir 10 milyonluk bir giyim harcaması yapmamıştır Sayın Cumhurbaşkanı. 10 trilyon olur mu ya? Giyim ne alınır 10 trilyon? Ayda yaklaşık 1 trilyona geliyor. Yaklaşık olarak yani. Ne harcanır? Yani kime verirsin? Ayda 1 milyon lirayla kimi giydir? Yoksulları giydirsen bile yani etrafındaki gene bu para çok. Bir de personel sayısı kaç sarayda? Personel sayısı belirsiz. Çünkü sürekli artıyor. En son rakam 2000'in üzerindeydi değil mi? 2000 üzerinde. Danışma kurulları var, farklı kurullar var, görevlendirmeler var. Yani artık başka kurumda çalışıp sarayda görevlendirildiği için geçici görevlendirme orada çalışanlar var. Bunlar rakamı karıştırıyor ama kendi net personeli 2000'in üzerinde. Onu öyle bir rakam telaffuz edebiliriz. Bunların hepsini giydirsek ayda 10 milyon, yılda 10 milyon tutar mı? Hepsini giydirdiğimizi kabul et. Sevgili Fatih, niye giydiriyoruz? Yani maaş ediyoruz tabii. O da sorulur ama. Yani, kabul et ki yani Cumhurbaşkanı kafasına... Halk TV sizi giydiriyor mu? Yok canım. Öyle şey olur mu? Yani diyelim ki Cumhurbaşkanı kafasına hepsine birer elbise alın dedi. Gene 10 milyon tutmaz. Tutmaz. 10 tabii trilyon. Tabii tutmaz. Yani bu şunu hatırlatıyor bize. Bir takım lüks harcamalar var. Kaynağı belirsiz. Kaynağı belirli. Sayıştay belirlemiş de nereye gittiği belirsiz diye.